Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımının gündeminden bahsedeceğiz. Yeni transferler geliyor. Başkan federasyona gitti dün. Bununla alakalı bir değerlendirme yapacağım. Ve Trabzonspor takımı teknik ekibe yeni bir takviye yaptı. Bence sezonun takviyesi olduğunu düşünüyorum ben. Bu tüm bunları değerlendireceğiz. Önce bu konulara gelmeden önce arkadaşlar sizlerden isteklerim var. Biliyorsunuz abone olalım, bildirimlerimizi açalım. Ve beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Her zaman söylüyorum ne kadar Trabzon, Trabzon sporlu kardeşimize ulaşırsak, abimize ulaşırsak bizim için e, iyi olur. Sesimizi daha büyük bir kitleye duyurmuş oluruz arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde hakem hataları, hakemleri konuşuyoruz. Dördüncü hafta Trabzon spor takımın 4 puanı gitti. İnanılmaz bir şekilde Trabzon spor takımında gene bir baskı, bir pres, maç kazanmasını engelleyecek kararlar çıkıyor. Ve artık başkanlar artık son raddeye geldi ve dün akşam biliyorsunuz hepimiz Federasyona gitti başkan. Federasyon başkanıyla görüşmek istedi. E, federasyon başkanına ulaşamadı. Ona rağmen federasyon binasına gitti ve orada e, arattırdı. Gene ulaşamadı. Telefonlar kapalı olduğu için. Ve başkan sonunda artık kapıya dayandı arkadaşlar. Son raddeye geldi çünkü. Nasıl oluyor? Alacaklı hakkı yeniyor. Ve başkan bunu artık isyan etti. Ve başkan yapabileceği en büyük şeyi yaptı ve kapıya dayandı. Alacaklarını istemeyi kapıya dayandı. Ve iyi bir hareket ettiğini düşünüyorum. Ben bundan sonrasında biraz daha dikkat edeceklerdir. Başkanın çok güzel vurgulamış olduğu bazı noktalar var. İki senede dört tane MHK değişti ama ne değişti diyor. Bu MHK değişikliği tamamen dışarıya, topluma verilen bir hani bakın biz değiştirdik, memnun değildik imajı veriliyor ama gelenle aynı işi yaptığı zaman niye değiştiriliyor diye çok güzel bir mesaj verdi. Başkanı biliyorsunuz normalde röportaj verdi. Dün hatta maddeyi de söyledi. 38. madde falan Bayağı bir söyledi. Benim şu an bunu dedi. Burada açıklamam dedi. Tahkim kurulunda gidecektir dedi. Ceza alacağım ama dedi. Buradan dinlesin federasyon başkanı beni dedi. Çünkü telefona çıkmadı dedi. Buraya gelmedi dedi. Ben buradan direkt konuşacağım dedi. Ve bütün sıkıntısını tek 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 anlattı. Televizyondan, kameradan. Ve bunu tüm Türkiye'yi dinledi. Belki de iyi oldu diye düşünüyorum. Ben artık çünkü bazı şeyler inandırıcılığını kaybetti. Çünkü 2010 2011 sezonu daha önceki sezonlarda biliyorsunuz yaşadığımız olayları ne zaman bir başarılı bir dönem olsa hep bir sıkıntılı, hep bir kaos, hep bir şaibe çıkıyor, gündeme geliyor. Onun için hepimiz de hani Trabzonspor taraftarları da yoruldu artık. Bizler de yorulduk. Hepimiz yorulduğumuzu düşünüyorum. Ve başkan buna son noktayı koymaya gitti. Başkanın arkasındayım ben de. Gerçekten çok güzel bir hareket etti. Başkanı tebrik ediyorum bu hareketinden dolayı. Benzer 2-3 tane, 5 tane pozisyon var. Birine penaltı veriliyor, ikisine verilmiyor. İşte fotoğrafı da koyuyorum şimdi. Bakın fotoğraftan. Dün Trabzonspor 7 golde oyuncu eline konduruyor topu. Top önüne düşüyor. Orada pozisyonu kesmiyor. Flavio topa vurduğu şekilde oyuncu ayağını sokuyor. Penaltı almaya geliyor. Flavio orada ayağını nereye koyacak? Yere basmak zorunda oyuncu. Ne yapacak ayağını yani? Buna rağmen penaltı verdi ama başka maçlarda vermedi. Dün Fenerbahçe maçını izledim. Ya Baris penaltısı. Kornerde oyuncu sarıldı, yıktı, düşürdü. Ne varaba gittiler ne başka şeye gittiler. Flavio'nun yapmış olduğu penaltıdan hiçbir farkı yok ki. Flavio'nun ki daha basit bir penaltıydı. 12 %100 penaltı Fenerbahçe'li oyuncunun vermedi. Görüntüyü koyuyorum görüyorsunuz. Yani e, bu işler can sıkıyor. Futbolun inandırıcılığını, Türkiye'nin gerçekten ben her zaman diyorum. Dün başkan da dedi marka değeri gidiyor. Türkiye'nin marka değeri gidiyor ve bu buraya gelen yabancı oyuncular da bunun farkında ve gidiyorlar. Ülkelerinde bunu anlatıyorlar. Yaşadıklarını röportajlarını veriyorlar. Buraya da gelen oyuncular sıradan oyuncular değil. Söz sahibi olan oyuncular ülkelerinde. Şimdi başkan diyor, Afobe ve Baker geldi ve soru sordum onlara diyor. Ne hissettiniz? Türkiye'nin futbolunda ne gördünüz dedim diyor. Hakemler dediler diyor. Yani daha 18-20 saatlik adam hakemler diye bir şey söylüyorsa bunu bizim düşünmemiz gerekiyor gerçekten. Başkan burada son derece doğru, son derece haklı. Trabzonspor'da sakatlık sonra bir türlü çare bulunamadı ve ben bunu her zaman vurguluyorum. Özellikle bir hafta içerisinde en az 2-3 kere bu konuyu değindim. Çünkü her maç bir sakat veriliyor. Her maç adeli sakatlığı geliyor. Acaba dedik sağlardan mı? Antrenman sahası çok sert. Futbol sahası çok sert. Acaba diyoruz e, kondisyonerin yüklemesinden mi oluyor falan derken bir şekilde buna bir çare bulması lazım Trabzonspor yönetiminin diye. Videolar çekmiştim hatırlarsanız. Bizi devamlı izleyen takipçiler biliyorlar. Ve nitekim dün bununla alakalı bir hamle geldi. Çünkü gerçekten can sıkıcı bir hal aldı. Şimdi transfer yapmak için uğraşıyorsun, mücadele veriyorsun. Bir tane oyuncu getirebilmek için, bakın atıyorum Vitor Hugo'yu getirebilmek için başkan kaç gündür bir mücadele içerisinde. Ama e, içeride 10 tane oyuncun sakat. 10 tane oyunun adelesi ağrıyor. Bandajlarla maçlara çıkıyor. Yani böyle olduğu zaman da can sıkıyor. Çünkü niye? Oyuncu sakatlanmasıyla beraber takım kadrosu eksiliyor ve istediğin kadroyu sağ yansıtamıyorsun ve başka sistemlere dahi denedi Trabzonspor takımı bu sakatlıklar yüzünden. Ve nitekim dün Trabzonspor takımı teknik ekibine bir takviye yaptı. Trabzonspor'un teknik ekibe yapmış olduğu hocanın görev arkadaşlar fiziksel performans ve atletik bölümüne bakacak. Şimdi Burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu hocanın bakalım maliyeti ne kadar olacak. Neden söylüyorum? Çünkü çok ufak cüz'i bir miktar olacağını düşünüyorum. Ben yani Trabzonspor'u çok böyle yormayacak bir ücret olacağını düşünüyorum. Çünkü bir transfere biliyorsunuz milyonlar veriliyor. Milyonlarca euro harcanıyor. Mesela atıyorum Vitorgo'ya gelecek. Şimdi 8-9 milyon euroya bir maliyeti var ki bunu niye söylüyorum? Son transferi olacak diye söylüyorum. Şimdi bakıldığı zaman bu teknik direktörün alacağı maaşa bakacağız. Kuracağı ekipman, kuracağı ve yanına getireceği rehabilitasyonundan tutun, tedavide uygulayacağı kişiler yani bir 4-5 kişilik bir grup kuracak ki bu grubun maliyeti ne kadar olacağını hepiniz takip edin. Ben de takip edeceğim. Çünkü çok çerez bir rakam olacak verilen paralarda. Bakıldığı zaman takımda milyon yıllık oyuncular sakatlanıyor ama sağlık ekibinde kulübün içerisindeki tesisat yeterli değil arkadaşlar. Artık dünya futbolunda daha farklı işler dönmeye başladı sağlık konusunda. Oyuncuların bütün kas gruplarındaki kütlelerindeki zayıflığı tespit ediliyor. Maksimal kuvvetlere göre oyunculara yüklemeler yapılıyor. Böyle tesadüfen hadi gir kuvvete sen antrenman yükleyeceğiz denmiyor arkadaşlar. Artık tamamen iş bilimsel olmaya başladı. Bilimsel tarafı da oldu. Biz ben ne kadar sahanın içerisinde futbolu bilenlerin olması gerektiğini söylesem, vurgulasam da yanımızda hocaların yanında bilimsel Performansa çalışmış bu tarz teknik adamların da bu tarz e, hocaların da bulunması gerekiyor ki artık zaten günümüz futbolunda baktığımız zaman teknik direktörlerin hemen hemen yanlarında bir iki tane eski futbolu içerisinde oynamış, onlarla oyuncu değişiklikleri olsun, antrenman metotlarında olsun, taktiksel danışacağı bir iki oyuncu teknik adam olur ve iki üç tane de performans, atletik, böyle bilgisayardan anlayan, GPS'ten anlayan tarzda hocalar bulunduruyor artık hocalar. Hocanın Chelsea'den gelmesi güzel. Çünkü Newton mutlaka orada çalışmış, tanımıştır. Çalışma şeklini takdir etmişti ki kaldırıp oradan buraya Türkiye'ye getiriyor hocayı. Şimdi hoca için de şunu söyleyeceğim. Baktım ben biraz inceledim hocayı. Biraz genç bir hoca inşallah bilgili ve çalışkandır, hırslıdır. Şimdi genç olması da bir avantaj. Çünkü neden? Buraya geldikten sonra istekli olacak, hırslı olacak, çalışkan olacak ve üretmeye çalışacak. Her zaman üretmeye çalışacak. Genç olmasının avantajı bu. Ve futbolcular bu teknik adam, bu hoca geldikten sonra çok mutlu olacaklar ve sürekli onunla beraber bireysel antrenmanlar yapacaklar. Atletik performans hocası genelde mesela haftanın iki günü yükleme antrenmanı olur. Bu yükleme antrenmanlarında programı çizer, oyuncuları takip eder, oyuncuların son durumuna bakar ve eksik gördüğü oyuncuları mesela perşembe günü geldi. Akşam maç antrenman var pardon. Akşam antrenman var sabah gel senin işte arka derindeki güçsüzlük var oraya biz birazcık yükleme yapalım der ve orayı çalıştırma adına orayı güçlendirme adına ufak bir antrenman koyar ve adele grubu yavaş yavaş zamanla güçlenir ve kuvvetlenir. Sakatlık yaşama riskini ortadan kaldırır. Çünkü genelde sakatlıklar bir adelenin zayıflığından diğer adelenin güçlü olması arasında orantısız bir güç olduğu için adele sakatlanıyor. Ve bu tek bu hocalar geldi diye şimdi haftaya bir sakatlık oldum ya hoca geldi demeyin arkadaşlar. Bunun Tamamen sistemin oturması nereden baksanız 1-2 ayı bulacak. Oyuncuların kas grubunun güçlenmesi nereden baksanız 1-2 ayı bulacak. Öyle bir haftada iki haftada olacak bir iş değil. Bunu da altın çizerek söylemek istiyorum. Trabzonspor'da 2-3 tane stoper üzerine yoğunlaşıldı Özellikle Erik Sveçenko birinci sıraydı. 2 milyon euro bonservis bedeli vardı. Oyuncu gelecekti çok fazla istendi. E, Newton'un birinci sırasında bence Elik Sivechenko vardı. Çünkü bütün teklifler yapılmıştı oyuncuya. İkinci alternatifte de Vitor Hugo'ydu. Ve bu Vitor Hugo ve Elik Sivechenko ikisi birden dahi gelmesi söz konusu oldu bir ara. Ama Edgar'ın performansıyla bunu teke düşürdü Trabzonspor takım. Ve kontenjanını açamadığı için de e, sıkıntı yaşıyor görüyorsunuz. Şimdi Vitor Hugo geliyor. Dün akşam uçaktaydı. Bugün büyük ihtimal İstanbul'dadır şu anda. Vitor Hugo imzasını atıyor. Başkan hatırlarsanız biz Vitor Hugo'yu alamayız, 10 milyon euro'ları buluyor, biz bu paraları verecek güçte değiliz gibisinden bir konuşma yaptı. Şimdi ben bu konuşmanın neden yaptığını şimdi daha iyi anlıyorum. Büyük ihtimal blöf yaptı başkan parayı düşürebilmek için ki 1-2 milyon euro gibi bir rakam aşağıya düşmüş. Çünkü bunu net bir şekilde görüyoruz. Oyuncuya verecekleri bonservis 2,5-3 milyon arası, oyuncu 1,3 milyon euro alıyor. 4 yıllık, 3, 3 yıllık, 1 yıllık opsiyon olmak şekilde 4 yıllık bir sözleşmesi var. İyi bir transfer. Ben beğendiğim bir oyuncu. Umarım e, yanıltmaz Türkiye'ye geldiği zaman da kolay adapte olur ve Trabzonspor takımının defans hattındaki sıkıntıyı çözer. Çünkü gerçekten iyi bir transfer oldu. İyi bir maliyeti de oldu Trabzonspor takımına. Gene baktırsak 8-9 milyon euro'lara kadar gelecek gibi gözüküyor. Şimdi stoper hattında Vitor geldi. Kampi var. Edgar var. Hüseyin'i var. Hüseyin var. Stoper'de şimdi 5 tane adam oldu. Büyük ihtimal bir tane stoper gidecek yabancılardan. Şimdi siz hepiniz diyorsunuz Hüseyin Hüseyin ama arkadaşlar seni yabancı statüsü düştüğü zaman Hüseyin gibi bir alternatifte de olması gereken oyuncular var. Hüseyin'i gönderirseniz Hüseyin ayarında bir oyuncuya da seneye isterler 2-3 milyon TL en az arkadaşı. Onu da bilginiz olsun. Onun için kamp veya Hüseyin'den biri gidecek. Hüseyin de milli takıma çağrıldı. İran milli takımına. Yaşı çok genç. Ben Hüseyin'in bir türlü gitmesini istemiyorum. Önlü burada da oynuyor. Başkan dün akşam işte önlü burada alabiliriz sıra kontenjan açılırsa diyor ama ben Kampi gol attı son maç fena oynamadı ama ben gene Kampi'nin gitmesine yanayım. Gol de atmışken piyasası da yükselmiştir bunu bir şekilde pazarlayabilirler yaş olarak da büyük Kampi çünkü ama Hüseyin'i Hüseyin genç önlü burada oynadığı için benim nedense bir Hüseyin'den taraftayım ben şu an gidecek oyuncular arasında. Trabzonspor takımı Gaziantep Malaya Denizli maçından istediğimiz skorla çıkamadı. Biz en az 8 puan olması lazım diyorduk. 5 puanla kaldı. Maalesef e, üzücü bir tablo. Çünkü bu puan gerçekten yetmez. Az bir puan. Normal en az 8 puan alması gerekiyordu. Aradaki fark açılıyor çünkü rakipleriyle. Hem de sezonun başında olması ve milli takım arasında da galip gelerek gitmesinden yanaydık. Ama e, olmadı. E, milli takım arasını iyi değerlendireceklerdir. Biz her zaman bunu vurguluyorum. Milli takım arasında siz soruyorsunuz şimdi ne var bu milli takım arasında? Ne fark edecek? Ne değişecek? Oyuncular aynı. Hayır. iki haftalık bir süre var. Bu iki haftada inanılmaz bir şekilde istese hoca sabah akşam antrenman yaparak bu antrenmanı 25-30'a çıkartabilir ki böyle bir yüklenme yapmaz ama 10, en az 15 antrenmanı var demekti. Bu 15 antrenmanda oyuncular birbirini tanıyacak. Sistemini oturtabilecek. Çünkü Yapmış olduğu sistem, çalışarak olacak bir sistem. Sisteminde bir kişi aksarsa, o sistem kopar, zincir kopar arkadaşlar ve sistem çöker. Onun için bu sistemin üzerinde çalışması gerekiyor. Yeni transferler katılması geliyor, sakatlar geliyor ve Trabzonspor takımının vurgulaması nedeni milli takım arası bu yüzden. Trabzonspor takımının bundan sonraki süreçte daha farklı olacağını, daha iyi bir motivasyonla maçlara çıkacağını düşünüyorum. Hakkını sahada araması gerektiğinin en büyük düşüncesindeyim. Bu sahneye kadar gelen dostlarım biliyorsunuz sizleri çok seviyorum çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Videolarımızın altına mutlaka beğeni yapın, sorularınızı sorun. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Eksik olmayın. Instagram hesabım da giray kaçar. Buradan da beni takip edin lütfen. Forma çekilişi yapacağız. Az kaldı. Ben biraz daha insanın gelmesini istiyorum. Taraftarımızın gelmesini istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.